Bence çok çok az olduğunu söyleyebilirim. Evet, Paylaştığım kısmı. Murat Bey ekleme Şöyle, yapacak. Nurettin Canikli'nin danışmanı İrem Hanım şimdi programı izliyormuş. Metin, onun programdaki anlattıklarımızla ilgili söylüyor. Hukuki süreç herkes için başlayacak. Uzlaşmamız söz konusu bile değil, asla muhatap almıyoruz diye bahsetmiş. FETÖ'cü bir kişinin 2022'nin 4. ayında attığı bir mesaj üzerine bunun olduğunu iddia etmiş. Abi, yine FETÖ'ye bağladılar. Tabii. Bunu neymiş? Pardon bir daha. FETÖ'cü biri, ismini zikretmeyelim buradan. Bir Canikli videosu yapacağım. Bana elinde evrak olanlar falan göndersin diye sosyal medyadan paylaşım yapmış. 4. ayda. Ardından senin böyle bir şey paylaşım yapmanın bununla bağlantılı olduğunu iddia ediyor Nurettin Canikli'nin danışmanı hanımefendi. Ve bununla ilgili hukuki süreç başlattıklarını, hukuki süreci boyunca ellerindeki bütün evrakların da mahkemeye sunulabileceğini, bununla ilgili de dava dilekçemizi arzu edersek bizim programımıza gönderebileceklerini söylüyorlar. Tabii yanıt hakkı olarak. Yani Metin, diyorlar ki, şunu söylüyorlar, onlar FETÖ'nün kayyum atanan şirketlerine içini hortumlayarak götürüyorlar ya iddiaya göre. Yani onu da diyorlar FETÖ'cüler söylüyor diyerek yine buradan da yırtmaya çalışıyorlar. Yani böyle FETÖ her yerde çok işlerine yarıyor. Yani bütün kilitleri... Yani yırtmaya çalıştıklarını da sen iddia ediyorsun. İddiama göre, evet. Benim iddiama göre. Yani FETÖ öyle kullanışlı bir şey ki onlar için. Ya gerçekten bakın, siyaset son dönem... Allah'ın lütfu boşuna denmedi. Türkiye ele... En son Erdoğan'ın enflasyonu nedeninin yine işte FETÖ olduğunu söylemesi gibi... Yani bunu bir şey olarak kullanıyorlar. Yani bir her maymuncuk olarak kullanıyorlar. Her kilidi açabiliyorlar. Her türlü oradan çıkabiliyorlar. Ama senin bu iddiaları yanıtım tabii dinlemek istedim. Sana yanıt hakkı doğdu. Tamam. Birincisi, İrem Hanım size yanıtı ne olarak verdi? Nurettin Bey'in danışmanı olarak verdi. Evet, evet. Aynı zamanda Nurettin Canikli'nin kararıyla, resmi yazısıyla TMSF tarafından el koyulan şirketlerden birinin yönetimine yerleştirilen isimlerden biri. Düşünün, yani şu anda size onun adına gelen yanıt da bile konumuzla doğrudan bağlantısı var. Aynı isim aynı zamanda TMSF yönetimlerinden birine yerleştiriliyor. Orada Hanife Sarp ismini kullanıyor. Danışman olarak İrem Sarp ismini kullanıyor. Bulmam biraz uzun sürmüş aynı kişi olduğunu. O yüzden bu detayı verdim. İkincisi ben... Bir daha altını çizmeni isteyecek Metin İbrahim abi. O iki ismi bir daha söyler misin? Şimdi size yanıt veren kişi İrem Sarp adıyla bir yanıt aldınız. Şimdi yayını izliyordur. Eğer yanlışsa hemen yanıt versin. Hemen düzelsin. İrem Sarp kim olarak size yanıt veriyor? Nurettin Canikli'nin danışmanı olarak. Nurettin Canikli adına. Evet. Buraya yanıt gönderiyor. Aynı kişi, bu olay ne? Biz neyi tartışıyoruz? Nurettin Canikli bir devlet görevlisi olarak kendisine verilen yetkiyi, şirketleri, el koyulan şirketleri, şirketlere yakınlarını yerleştirip oradan da zimmetine para geçiriyor diyorum ben. Yerleştirdiği yakınlardan biri de yine İrem Sarp. Size yanıt veren kişi. Ama orada anlatayım hemen. Hanife Sarp. Hanife Sarp. İsimlerden biri. Hanife Sarp. Ben İrem Sarp'a ilk yanıtı da o vermişti 3 hafta önce. Neye yanıt vermişti? Demiştim ki belgesini buldum, paylaştım. Milli Savunma Bakanı iken Nurettin Canikli dar gelirliler için yapılan Alucra'da bir TOKİ'den daire satın alıyor. Çünkü ben kendi listesini görüyorum. Ya bu nasıl işliyorum? Hani dar, bırak bari dar gelirli girsin oraya. O kadar da yerleşme diyorum. Yine Canikli adına İrem Sarp bir açıklama yaptı. Dedi ki ya işte şey için, dar gelirlileri TOKİ'den ev almaya teşvik etmek için Sayın Bakanımız böyle bir şey yaptı dedi. Sonra aklımda kaldı. Bu arada her sürekli söylediğim gibi Canikli ailesi ve çevresinden de bana bilgiler geliyor. Ya biliyor musun, o onun eşinin kuzeni diye bilgi geldi. Kullanmadım ama olabilir. Eşinin kuzenini danışmanı yapmış aynı zamanda mecliste. Meclis kadrosunda bu arada, TBMM'de danışman. Tamam dedim. Sonra diğer çalışmamı yürütüyorum, araştırmamı sürdürüyorum. Nurettin Canikli'nin bu TMSF yönetimlerine atadığı isimlere bakıyorum. Orada bir de Hanife Sarp var. Tabii dikkatimi çekiyor. Ya yapmış olabilir mi diyorum. Soyadı ikisinin de Sarp. Akrabası olabilir mi? Araştırayım, sorayım, soruşturayım. Bir hafta sürdü. İkisi arasında bir bağ bulamadım. Yani daha doğrusu Hanife Sarp denen kişiye ulaşamadım açık kaynaklarda. Sonra bir hafta sonra tekrar içeriden gelen bilgiyle asıl adının Hanife İrem Sarp olduğunu, TMSF yönetimindeyken resmi kayıtlarda Hanife Sarp olarak göründüğünü,
Canikli'nin danışmanı olarak mecliste ise İrem Sarp adını kullandığını öğrendim. Buyurun size yanıt verebilir. Bu bilgiyi açıklıyorum. Evet, fotoğrafta gördüğümüz kişi. Aynı zamanda akrabası. Bu arada sadece danışmanını değil, akrabasını bile yerleştiriyor. Soyulan şirketlerden birine. Şimdi öbür kısmı ben hani bu habere nasıl ulaştığımı kaynaklarımı zaten açıklıyorum. Belli sınırlar içerisinde. Aile içinden geldi bilgi. Nurettin Canikli'nin ailesinden reddetmediler bunu şimdiye kadar. Onlar hani insanlar şey zannediyor, kim sızdı diye, sızdırdı diye düşünüyorlar mı, araştırıyorlar mı, birbirlerini mi sorguluyorlar? Hayır, hepsi biliyor. Bu zaten bilinen bir hikaye. Nereden geldiğini biliyorlar ama açıklamıyorlar. Ben de kaynağım kendisi açıklayana kadar açıklamamaya dair ona söz verdim. Ha, Canikli yani, hani ailesi belgeleri nereden geldiğini biliyor, doğru anladık değil mi Eti? Hepsi biliyor. Tabii ki bu aile içi bir mesele aynı zamanda onlar için. Tabii. Ama bunu da çıkıp kamuoyuna sunamıyorlar, açıklayamıyorlar. Neden mesela eski Milli Savunma Bakanımız ailesinden böyle Milli Savunma Bakanı'nın özel yazışmaları dahil olmak üzere belgeleri, kirli işleri nasıl olur da verilir? Veriyor çünkü bunların neler yaptığının artık bilinmesini istiyorum dedi bana. Bu konuda da hiçbir açıklama yok. Üçüncüsü. Metin, bir şey soracağım. Bunu tabii söylemek zorunda da değilsin ama bu kaynak kendisi de bu yolsuzluğun içerisine bulaşmış biri de o yolsuzluk arasında bir pasta kavgasından kaynaklı mı? Yoksa yok bunlar kamu yararı olsun ortaya çıksın mı? Bu arada bir anlaşmazlık sonucu, uğradığı bir haksızlık sonucu buna karar veriyor. Bu haksızlıkta basit anlamda o şirketlerin paylaşımı ya da yolsuzluğun paylaşımı değil. Ama fazlasını söylemeyeyim. Aslında biliyorum. Sebebini bütün detaylarıyla biliyorum. Ama başkası adına konuşmuş olmak istemem. Peki. O yüzden. O da kendisi de öyle söylüyor. Yani benim de konuşacağım zaman Peki. gelecek diyor. Onu beklemekte fayda var. Bir şey daha. İşte bir dakikam var Metin. Tamam, onunla. Tamam. FETÖ konusunu açmışken İrem Hanım ona da girelim. Yine paylaştım belgeleriyle ve yalanlanmadı. Zaten yalanlanacak bir yanı yok. Nurettin Canikli'nin yeğeni, bütün bu organizasyonun da koordinasyonunda yer alan Kemal Canikli. 34KC532 plakalı bir araç, BMW araç sahibi. Bu araçta Nurettin Canikli'nin milletvekili kartı var. Çünkü bu kartı her milletvekili galiba iki araca yerleştirebiliyor. Araç dokunulmazlık kartı. İki ya da üç araç için bu hakları var. Nurettin Canikli, Kemal Canikli'nin aracı için kullanıyor. Bu araç 15 Temmuz 2016'da darbe günü, darbe girişiminin olduğu gün 18.53'te Yunanistan'a çıkış yapıyor. 20 Temmuz günü gece yarısından sonra geri dönüyor. Bu arada Yunanistan'da. Tabii insanlar yaygın bir eğilim olarak komplo teorileri üretiyor. Hani darbeyi önceden biliyorlar mıydı, dışarıya bir şey mi çıkardılar? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tatile gidiyordu. Öyle düşünüyorum. Öyle. Tesadüftü. Ancak orada işte Yunanistan'ın tatil yerlerinden fotoğrafını da paylaştım. 5 gün tatil yapıyor. Sonra geri dönüyor. Sonra kahramanlık hikayeleri anlatıyor. Bütün bunu genelleyebiliriz. Yani o yöneticiler, çok para kazananlar, yolsuzluklar yapanlar hep biliyorsunuz. İşte din ve vatan edebiyatıyla bunu perdelerler. O da onu yapıyor. Paylaştım ve paylaştıktan sonra örneğin kaynağıma sordum. Ya dedim nasıl biri sizce biliyor muydu insanlar, arkadaşları, çevresi, siyasi, aynı zamanda Üsküdar ilçe yöneticiliği yapıyor Kemal Canikli. Siyasi olarak çevresindekiler biliyor muydu? İnanır mısın dedi, akrabaları bile senden öğrendi dedi. Bu o sırada aslında Yunanistan'da tatilde olduğunu. Yani bu şey FETÖ onlar için böyle çok kolay bir araç, hemen kullanıyorlar, herkese yapıştırmaya çalışıyorlar ama bu konuda da en çok hesap vermesi gerekenler yine kendileri. Metin, İrem Hanım cevap olarak şunu göndermiş. Ben Koza'da değilim, görev sürem 2017, başbakanlık müşaviriydim. Başbakan müşaviri olarak atandım. Koza'nın başında da başbakanlık müsteşar yardımcısı vardı. Metin Cihan da bu konuyu biliyor, konuyu çarpıtıyor diyor. Peki. Reklam süremi çok aştım. Metin, eğer buna yanıtın uzunsa istersen reklam sorarsın. Hayır. Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli. TMSF yönetimlerine kimi atama yetkisi olan kişi Nurettin Canikli. Ve de o da onu atıyor. Nurettin Canikli'nin Canikli tarafında atanmadım, başbakanlık müşaviriydim diyor. Bunlar çok Peki. basit. Kelime oyunda bir kere yani sorgulanması lazım. Peki. O görevdeki birinin, o yetki sahibi kişinin akrabasının bu göreve getirilmesi. Peki. Metin çok